Evet, şu anda Takashi Yama'nın önündeyim. Burada güzel bir merkez var böyle. Sanki sabah da geçmiştim önünden. Şimdi içindeyim. Burada şurada mescit varmış galiba. Onu bulacağım. Sonra gezeceğim. Burası Namba denen bölge. Baya güzel. Ben çok beğendim. Her çeşit şey var burada. Değişik bir yer. Bak Starbucks var. McDonald's var. Burger King var. Burada Japon'dan çok Koreli var ya. Japon diye arigato diyorum. Koreci cevap veriyor. Öyle bir yere geldim ki mescit arayacağım diye. Sonra bulamayınca sinirlendim. Burada bir otopark vardı. Güzel temiz bir otopark. Girdim anasını satayım. Arabalardan birinin yanına park ettim. Kendimi namazımı kıldım. Her yerde bence bir ibadet yeri olması lazım inananlar için. Bir boşa da koyacaksın. Dursa Osaka'yı gezdim falan zannettim ilk gün. Ayaklı ayağım hasta olana kadar. Yanından bile geçmemişim yani. Şurası mıydı oran? Bir şey göreceksiniz. Burada ne yemek yerleri var? Var ya, iddia ediyorum Japonya'da 3-4 yıl boyunca her gün farklı yemeği yesen yersin. 3 öğün. Farklı yerden. Bak bu sahne, burası çok meşhur. Burası bir tane mangada da vardı. Şimdi göreceğimiz sahne şöyle. Bu sahne, burası meşhur. Burası animelerde genelde böyle yok edilir falan, toplu katliamlarda falan. Böyle meşhur bir yerdeyiz şu an. Görüyorsunuz. Şu tarafı da meşhur. Herkes turistik bakıyor ya. Ha, Family Mart var. Burada çok güzel bir abimizin yanına geldik. Pierlotti Original Turkish Ice Cream. Gelirseniz buraya mutlaka uğrayın. Konumunu görüyorsunuz. Yerini biliyorsunuz. Bekleriz. Abimiz çok güzel bir abimiz. Sohbet etmeyi de seviyor sağ olsun. Burada güzel bir ticaret yapıyor kendince. Usta bir abimiz. Sevgiler, saygılar diliyoruz. Türkiye'ye mesajım var mı? Hepinizden nefret ediyorum. Yok, hepinizi çok seviyorum. Türkiye candır ya. Yani o zaman Türkiye candır. Hani derler ya, o zaman gelsene. Ki o zaman kulunuz senin var abi. Kiracına bir sözüm var mı diyormuşum. Kiracı. Evet. Onu karıştırma. Onu seni de seviyorum. Eyvallah. Ama başka türlü. Ben teşekkür ederim. Ben yine gelirim inşallah. Ben teşekkür ederim brother. Dediğim gibi yani şeyini koy. Anladım. Yani senin için ne önemli? Türkiye'de de bir şekilde idam ettirsin ama şimdi dediğim gibi sen hani böyle biraz da kendini işinde böyle şey yapmak istiyorsun. Ya yani senin için hangisi öncelik? Anladım. Ona ya bakacağım. Ondan sonracıma ben olsam ne yapardım? Şimdi yaşta şey var. Şimdi mesela ben geldiğimde 22 yaşında bilet aldım ben. Tamam. Senin yerin olsam ne yaparım? Yani gelirsin burada bir denersin yani. Anladım. O riski atlıyorsun. Bir dene yani. Yani bir dene yani. Yani bir denerim yani. Anladım.
Anladım abi. Sana... Denerim ya, ben olsam bir denerim. Çünkü şimdi herkesin hayata bakış açısı farklı. Penceresi farklı. Şeyleri farklı, değerleri farklı yani. Ha? Onun için denersin, oldu oldu, olmadı. Abi denedim en azından dersin. Yani içinde abi bir şey kalmaz, ütte kalmaz. Teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. Evet, şimdi akşam yemeğimizi yiyoruz. Şu mekandan rakı yapanla karides yapan abiler var. Aynen. Şafi mezhebini taklit ediyoruz inşallah ve karides yiyoruz. Beyler, kokoreç falan seviyorsanız bunların çoğuna bayılacaksınız. Acayip güzel. Ve nasıl yeniyor merak ediyordum. Demek böyle yeniyormuş. Bir de takoyaki aldım. Takoyaki'yi de yeriz. 500 yen 1000 yen. Güzel gözüküyor. Böyle çubukla alıp yiyoruz galiba. Niye iki çubuk var? Böyle içini açasın tutasın falan diye herhalde. Yemiştim Endonezya'dan. Oradaki daha kıtırdı. Bu biraz daha yumuşacık. Bunun doğrusu hangisi bilmiyorum. Takoyaki'nin olayı yedikten sonra birden ısınmaya başlıyor. Yani içinde sıcaklık var. Dışından soğuk gibi duruyor. Evet, bugün yorucu bir yolculuktan geldim. Birkaç bir şey aldım ama şeyi göstereceğim şimdi. Bu dergileri göstereceğim. Yani Shonen Jump gibi şeyler. 300 yen falan çok uygun yani. 70 lira falan yani, öyle diyebiliriz. Bunlara biraz bakacağım. Biraz böyle şey yani, Japonya'da olduğunu hissetmek için böyle gazete okur gibi. Türkiye'de hep biriktiriyordum ama yani bakmıyordum açıkçası. Burada bakacağım yani öyle. Şu da var böyle. Shonen Jump. Şu üçüne bugün bakmam lazım. Hadi bir deneyelim bakalım. Evet. Merhaba arkadaşım. Bugün bu sefer Pokemon Center'a gideceğiz umarım. Bu yeni bir gün. Ama önce bir bina daha varmış. Ameba mıymış? Değişik bir şeyler var. İçinde One Piece Store varmış. Bir oraya bir gidelim. Oradan vakit çıkarsa. Osaka'yı bitiremiyormuşuz ya. Osaka büyükmüş. Evet, One Piece Store'a gelmiş bulunuyoruz. Arkamda gördüğünüz adam gel gel yapıyor bak. Hemen bir gidelim, gel geline karşılık verelim. Bak gel. Bu adamın boyu konsept tasarımda daha uzun normalde. Neydi bu? Trafalgar Law muydu adı? Burada insanlar fotoğraf çeksin diye boyunu biraz kısaltmışlar. Ergel yapıyor. Şöyle dışarıdan başlayalım. Posterler falan var, basılı ürünler. Bu da böyle manga gibi gözüken bir kalıp. Şey yine figür yani gibi düşün, masana koyuyorsun. Güzel yani, başlangıç şeysi falan gibi. Kalemler var. Stickerlar var. Ha bak. Çok güzel bir hediyelik eşya mesela. One Piece ürünleri normal şeylerden daha pahalı. Şu güzel hediyelik de birinin bana alması lazım. Ben kendim alırsam olmaz. Şöyle. Burada kartları var. Bu kartlardan iyi para götürüyor adamlar. Var. Figürler yakalayabilirsen. Çaponlar var. Bakayım ilgi çekici bir şey var mı diye de yok yani. Tony Choppa. Şu. Bir işlevi olmayan anahtarlık. Sticker'lar. Çeşit çeşit. Bunların hepsini bilgisayardan bulup çıktı alabilirsiniz. Bence almaya gerek yok. Yani One Piece gerçi Netflix'e geçince bozdu ya. Ha, şu adam, şu karakteri seviyordum ben. Kaç para ki bunlar? Bir halde hiç sorun yok. Hepsi bende artık. Hepsini çekeyim şöyle. Ben bunları bulurum. Kendim çıktıları yapıştırırım. Ne var? Bunlar ne? Bunlar peçete gibi bir şey ya. Anlamam. Bunlar da küçük figürler. Cüzdan gibi şeyler. Şöyle bir şey var. Cüzdan.
Burada çizimler var. Bunlar güncel değişiyordur arklara göre. Heyçiri odanın çizimleri. Aa bak işte bu güzelmiş. İçindeki posterlere bakalım. Adamlar her şeyini paraya dökmüşler içinde. Allah bravo. Böyle anları mı gösteriyor? Bak bunlar güzelmiş. Gerçekten. Şunlar güzelmiş. Açayan oha. 3.800-700.000 lira falan. Bunun mantığını öğrenelim. Bu mantık benim hoşuma gitti. Küçük tuvalde sahneler. Tahtayı çakmış, şunları katlamış. Malzeme şöyle. Lazer print muhtemelen, çok net çünkü. Ben bunu bir iş fikrine dönüştürebilirim. Böyle fotoğrafını çekelim. Tamam, o iş bende. Ulan buralara Türk gelince farklı oluyor değil mi? Biraz daha premium ürünler. Bunlar nedir bilmiyorum. Herhalde önemli sayılar falan. Ha bak. Bu makine biraz iyiymiş. Kaç yen? 500 yen. Bundan alabilirim. Ha, açılmış hali var mı? Şunlar güzelmiş. Arkadan da One Piece Luffy şarkı söylüyor. Ha bak kupalar da güzelmiş. Rozet gibi herhalde bunlar. Tişörtler var. Ben kendim bir tane One Piece tişörtü yaptırmıştım. Çok güzeldi var ya. Bunlar altlık gibi bir şey herhalde. One Piece. Keşke Netflix'e satmasaydın kendini ya. Netflix'e girer girmez affedersiniz bütün uygunsuz içerikleri daha ilk bölümünden göstermeye başladı yani. Bak işte bunlar Netflix versiyonu. Usopp'a bak, böyle Usopp mu olur ya? Usopp Sanji çok kötü olmuş bence. Ne diyor? Ya bunlar güzelmiş. 660 yen. Büyüklüğü de iyi. Gomu gomu onu. Bundan modelini alıyorum. Aynısını yaptırıyoruz. Burada da var. Yastıklar, yastıklar. Marine misin diyor. Hasır şapka mısın diyor. Tişörtler. Ha bak bu güzelmiş. Terlik mi lan bu? One Piece diyorum ya, Netflix'e gelince benim bütün hevesimi kaçırdı. Ha bunlar neymiş? 1000 yen çok değil mi ya? Bunun ne olduğunu bilmiyorum. 80 yen mi bu? 80 yense 150 lira falan. Bu ne? Starter set. Kartlar çıkıyor herhalde içinden. Bir özel sahneleri birleştirmişler. Bu kaç para? 580 yok 880 yen. Yani 88 ne ediyor? Unuttum ne ettiğini şu an. Bakalım. Ha bak güzel anahtarlıklar da iyiymiş. Zoro Korsan kral şeyi olsa böyleydi o logosu herhalde değil mi? Öyle bir şey hatırlıyorum.